Bak. E, bunu iyi dinle. Şimdi deprem korkusu deprem korkusu var ya. Depremin kendisi değil. Depremin devamlı. Sana bak bir şey anlatayım. Usta Hazretleri diyor ki korku korku bir şey olacaksa ihtimal ne kadar? 4-5 en fazla 6. 5-6 ihtimalden bir ihtimal olacaksa o Mesela gemi batabilir Yani fırtına çıkabilir Daha bir şey yok gündüz mü? 5-6 ihtimalden bir ihtimal Olursa Korku biraz haklı olabilirsin Diyor Mektubatta Hani olacak hadisenin 5-6 Şimdi deprem olma ihtimali ne kadar? Sonsuz Allah depremi ne zaman yapacak? İhtimali ne kadar? mesela eşit derecede değil. Yüzde elli, yüzde elli değil. Allah sonsuz olduğu için ne yapacağını yüzde elli, yüzde ellisi yok. İhtimal sonsuz. Yani. Peki bu korkuyu niye verdi? Yani deprem olma ihtimali 5'e 6 ihtimalden bir ihtimal olsa e, bu korku haklı olabilirsin diyor. Bir de Allah korkuyu şey için vermiş. Hayatını tahrip etme yukarıdan aşağı atlama, <laughs> intihar etme, zehir içme, e, yolda dikkat et arabayı sürerken, karşıdan karşıya geçerken. Yani hayatımızı zehir etmek için değil, hayatımızı kollamak için, korumak için vermiş. Peki korku nedir? Korku Kur'an-ı Kerim'de mealen diyor ki benden korkun diyor. Başka bir şeyden korkmayın. Allah'tan korkmak lazım. Bir de şu soruyu sor kendine. Demek ki korkuyu niye vermiş? Tamam. E, deprem ihtimali ne kadar? 5-6 ihtimalden bir ihtimal olsa ko korkmak diyor caiz olabilir diyor usta. Şimdi 5-6 ihtimalden bir ihtimal olsa korku ca caizdir diyor. Hayatını koruma adına. O da tedbir. Allah mesele olursa Tamam, mesela Allah olursa ihtimal yok sonsuzdur ne zaman yapar belli değil %50 %50 denme bilmesi için Allah'ın işini %50 bilmek lazım adet ola. şimdi şöyle bir soru sor kendine Allah her şeyi biliyor mu biliyor yani böyle bir Allah'a inanmak bak şimdi Allah her şeyi biliyor benim depremden önce depremden sonra depremin içinde Deprem, ölüm çektim İhtimaliyatın bu. Bana verdiği bütün ihtimaliyatı biliyor mu? Biliyor. Şimdi böyle bir Allah var ki beni ve her şeyi çok iyi biliyor. İki. O çok iyi bilen Allah sonsuz kudret sahibi. Ve bu Allah beni sonsuz seviyor. Allah kullarını sonsuz seviyor. Şimdi Allah beni sonsuz seviyor. Bu Allah sonsuz kudret sahibi, sonsuz ilim sahibi ve benim evelimi, ahirim her şeyimi şu anda bu konuşurken bile biliyor. Böyle bir Allah güvenmek ne kadar insana güven veriyor? O ayet var. Öyle bir musibetten çekininiz ki geldiği zaman sif salime az kolmaz. Tamam. Şimdi o ayetin altında diyor ki ekseriyeti mutlaka olursa bunu yapıyor Allah. Nedir? Bir yerde deprem olabilmesi için iki şart söylüyor usta deprem bahsinde. Birincisi orada Kur'an hadimleri ya az ya mağlup. Mağlup durumunda ise diyor o Azgın ceyran diyor. Çok şeyse onu durduruyor. Birinci sebep bu. Yani ikincisi depremi şeyi alelen ekseriyeti teşkil edecek. İnsanların ekseriyetini Allah'a isyanda olacak ki ekseriyetin bu şeyine, fiiline musibeti anmaya, musibeti celp etmeye yani çağırmaya başımıza gelmesi de İstanbul alem İslam'ın merkezidir diyor usta. Elbette ki kaldırmıyor günahlar ama sana bir şey söyleyeyim. Dünyada en kaliteli hizmet İstanbul'da yapılıyor. Ya Kabe, Kabe İslam'ın rüknü olan bir haç var. O kıyas edilmez tabi. Ama nedir o? İstanbul'un aslı ismi İslam Boldur. Hizmet hizmetler çok fazla. Veya e, hizmetler çok fazla. Bir de kemiyet sayı olmasa bile kalite çok yüksek. Evet, evliya türbeleri vesaire. Peki daha önce ne oldu? Onu da anlatış şey yapacağım. Şimdi bu hadiseler, gelişen bu hadiseler Mesela siyasi seçim oldu, ee, şu oldu bu oldu. İstanbul ciddi bir intibaha geldi. Ondan sonra da sarsıldı birkaç defa. Şimdi hizmetler var. Şimdi toparlarsak, Allah sonsuz ilim sahibi, bu sonsuz ilim sahibinin sonsuz kudreti var, sonsuz seni seviyor. tamam Dolayısıyla böyle bir Allah'a dört tane şeyimizi aktif edeceğiz ki. Korku bizi kapmasın. Korkunun tek yegane çaresi şu anda söyleyeceğim formül. Diyor ki Vedüzen Hazretleri diyor ki her şeye bak. Her şeyin çaresi. Yani yapmak istediyip de e, yapamadıkları veya yapmak istemiyorsun, gücün yetmiyorsa tek çare imanınızı artırın diyor. İman enerjidir, güçtür, kuvvettir. Ne istiyorsa yapabiliyorsun. Ne istemiyorsan yapmıyorsun. İmanınızı artırın. İmanı nasıl artıracağız? Bir haramları terk ile, haramları terk, iki ferayizle zinettendiriz. Farzları yaparak. Birincisi farzdan da önce haramı terk. İkincisi farzları yapacağız. İman peki bize ne kazandırıyor? Dört. Benim alemim bak, inan bana, içim cennet gibi. Bak elhamdülillah. Ve ama bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetin şükür için tadat et diye söylüyor. İman sana dört tane şey veriyor. Dört. Bir, teslim. İki, tevekkül. Üç, itimat. Dört, kanaat. İzah edeyim ne demek? Teslim, seleme, İslamiyet. Doğru yaşa. Şu anda akşam namazı vakti. Kıldık. Tesbihat yapacağız. Sonra akşam yatsı arasında şey var. Peygamberlerin evradı var. Onu yapacağız. Tespihatımızın sonunda Risale'nin. Demek ki ilk önce teslim. Yani doğru yaşa. Davut Aleyhisselam'ın şeyi söyleyeyim de bak galibine gidecek. E, kelamını söyleyeyim. Bir yerde okumuştum. Arapça değil, Farsça değil, İbranice değil. Şöyle diyor Davut Aleyhisselam'ın ona nispet ediliyor bilmiyorum bu şey söz adım <laughs> diyor ki kemoş kemoşta kematoşta ionoşta kemoşta doğru düşünmeli kemoşta kematoşta doğru konuşmalı ionoşta doğru yapmalı mesela sen namazını kılıyorsun haramlardan youtube'lardan uzak duruyorsun Deprem bile olsa kopsa bile memleket sen duymazsın merak etme. Allah herkes aynı şeyi hissettirmez. Tamam. Demek ki iman teslimi. Teslim tevekkülü. Tevekkül saadeti i dariyeni Bir daha. İman tevhidi. İman ne yapar? Çok diyor Ustad 23'ün sözde geçiyor. İman tevhidi. Allah'ı öne çıkartacağız her şeyde. İman yaz onu. Tevhid'i. Tevhid ne demek? Zıtlar var ya iman küfür, soğuk sıcak, beyaz siyah, deprem olacak olmayacak. He bu zıtların sahibine deniliyor. İman tevhid'i. Tevhid teslimi. Teslim bak gördün mü teslim? Teslim ne demek? Seleme İman, tevidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idare. Tek tek izah edeyim. İman Allah'ın böyle zıtların her şeyin mülkün sahibi Allah'tır. Bu tevhid. Tevhid de ne yapıyor? Teslimi. Teslim ne demek? Doğru yaşamak, İslamiyet. İslamiyet teslim dinidir. Seleme. Tamam? İman tevhidi anladık. Tevhid teslimi yani inandığın Allah'a ibadet et. Teslim tevekkülü. Tevekkül ne demek? Olayları, hadiseleri Allah'a havale etmek demek olan Allahsız düşünme, Allahsız izah etme. Allah ile bak o olaya. Tevekkül bu. Evellemek yani. Onu vekil yapmak. Ne demek? Hadiseleri Allahsız düşünme. Allah ile düşün. İman tevhidi. Bu, bu kainat onundur tevhid. E peki tevhid ne? Teslimi. Teslim ne demek? İslamiyeti yaşa. E teslim peki neyi doğru? Tevekkül. İç alemini doğru düşün. Doğru düşün. Doğru yani te tevekkül ne? Doğru düşünmek şu. Her şeyin sahibi Allah'tır. Allah böyle düşün bak. Öyle bir Allah'ım ki. Bu düşün, düşün bu şu işte. Her şeyi biliyor. Öyle bir Allah ki bu her şeyi bilen Allah her şey gücü yetiyor. Bu Allah yetmiyor. Bana yetmiyor şimdi. Beni çok seviyor. Nereden biliyoruz? Bana akşam namazını kılmayı nasip etti. Allah bir konu severse sevdiği işleri nasip eder diyor. Bu hadisi kutsi. Ha teslim tevekkülü. Tevekkül saadeti darein. Saadet dareyin ne demek? Dünya ve ahirette saadet. Böyle iç aleminde mesela ben 99 depreminde rahmetli babam sağdı ve dershanedeydik beraberdik. Ondan sonra abdest alıyordu. Lava abdest alıyor bir aya havada. Ondan sonra Zeytinburnu'nda 5. katta da su gibi sağlanıyor biz dershane. Ondan sonra geldi aynı böyle. Abdest alıyordu. Ne oldu oğlum dedi renginiz biraz şey dedi. Baba deprem oldu duymadın mı? Ne depremi dedi. Bunun sıfır değil. Nadir abi de oradaydı. Nadir abi de, de hissetmedi. Koca 99 depremi ya. Allah Allah diyor. Çoğun bir kısım insan ben tanıdığım hiç hissetmemiş. Hissetmiyor. Allah hissettirmiyor. Demek ki toparlıyorum. Böyle bir Allah beni çok seviyor. Çünkü sevdiği işleri nasip ediyor. İki, deprem olma ihtimali sonsuzda birdir ki bu sıfırdır. Çünkü Allah hakkında ihtimal yürütülemez. Ne zaman ne yapacağı? İhtimal olmaz. İhtimal beşeri, e, insani e, mesela diyor ki gemi Eyüp'ten Balat'a geçecek. Orada ihtimal var. Çünkü insanların yaptığı kayık. İnsanlar yapmış kayık. Ne kadar şey var diyor bak ustad. Mektubatta bu örnek veriyor. Korkuyu sandala istemiyormuş alim. Ustad zamanla beraber e, Eyüp'ten Balat'a geçeceklermiş işte o. Balata geçecekler bindiremiyor. Adam alim korkuyor. Korkuyorum diyor. Niye korkuyorsun diyor. Belki batarız diyor. Ustad diyor ki aman batma Allah şöyledir böyledir demiyor. Nasıl bak ikna ediyor Resulullah'ın da kullandığı yöntem. Dedi ki bu dedi Eyüp şeyde hal işte kaç tane kayık var dedi. Alime soruyor. Bin tane vardır dedi. Sene kaç gündür Gündür dedi. Efendim dedi 365 gün. Peki sen dedi bu hal işte Osmanlı'da oluyor. Senede kaç tane sandal gark olur batar dedi. Bazen hiç batmaz efendim diyor. Bazen bir veya taş çatla siki batar diyor. O zaman bu bindiğimiz kayın batma ihtimali ne kadardır? 300, 3600 de bir ihtimal. Bir tane sandal var. Sene 365 gündür. Senede ya hiç batmaz veya batarsa bir tane. Diyelim ki senin sandala isabet etme olasılığı 3600'de birdir. 3600 bir ihtimalden bir ihtimalle korkan adam insan bile değil hayvan bile olamaz diyor. Ve devam ediyor. Allah diyor korkuyu hayatınızı tahrip etmek için vermemiş. Hayatınızı koruyun, israf etmeyin içkiyle, işte televizyonlarla, YouTube'larla, şunlarla. Bu israftır. Korkuyor onun için oldu. Allah verdi. Niye bunu tüketiyorsun o Hani bazen bazen de Ramazan'da şey yapıyorlar. Volta atıyorlar daha çok yöne. Ne yapıyorsun diyorsun Ramazan'da öyle gidiyor böyle. Zaman öldürüyorum diyor. Ben de dedim ki ona Allah Allah zamanın zaman yavrun sanki zamanı da öldürüyor. ha. bu zamanı öldürdüğün zaman o yaşamak için adam yoğun bakımdan bir an bile kafayı çıkartamıyor. Demek ki korkuyu Allah bunun için verdi ve devam ediyor. Korkuyu diyor hayatınızı tahrip etmek için vermemiş. Hayatınızı muhafaza etmek için vermiş. Demek ki felaket tellalları var ya. Bunu ustad diyor ki haberlerden uzak durun. 38. sayfada söylüyor Kastamonu'da diyor ki haberleri ciddi ta devamlı takip eden şimdi haberler hep olumsuzlukları pompalıyor. Tamam mı? Olumsuzlukları pompalıyor. Şimdi e, bu deprem ihtimaldir, tamam mı? Hesap ediliyor. Bunlar adetullah kanunları da var. Ama belirli yere kadar adetullah kanunları iş diyor. Mesela fay hattıdır diyor. Şimdiye kadar bu söyleyenlerin 10 defa olmuştu. Bazı bilim adamları da olacak diyor ya şu tarihte arası veriyor. Adeta dua ediyor. Keşke olsa da sözüm doğru çıksa. Tamam. Ö öyle değil yani bu işler. Adetullah'a riayet edeceksin. Osmanlı ne yapmış? İstanbul'un çeşitli yerlerinde kuyu açmış. Kuyu yani deprem gergin şey yapma. Adetullah kanunudur. Kuyular açmış. Derin kuyular açmışlar. Şimdi dedim ya şimdi nasıl olur? Şimdi ona mukabil su kuyuları var veya binaların temelleri var vesaire. Osmanlı açarmış böyle ilginlik etsin diye. O için hiç endişe etme. Dört tane şey. Tevhid, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti idare. İşe yapalım, uygulayayım. İman arttırdık mı tevekkül oluyor Allah'a. Allah'a şey Allah'a teslim oluyor, tevekkül oluyor. Bir de Allah'a itimat. Bir de Allah'ın icraatına kanaat. Allah fazla yapmaz, az yapmaz. Allah hak etmediğine vermez. Hak ettiğini de şey yapmaz. Peki Allah'ın sistemi yani kanunu nasıl işliyor? Rahmetini gadabına geçirerek işliyor. Hak etse bile çok vermiyor. Biz mesela akşam yemeği yedik. Hak mı etmiştik? Nefes alıyoruz. Hak mı ettik? Yoğun bakımda değiliz. Hak mı ettik? Ne hakkı ya? Yani? Zaten fazlalık yaşıyoruz. Bugün fazlalık yaşıyor. Niye? Her an ölebilirsin. Anladın? Onun için yersiz korkma. Sak şahp, Hayatın azaba çevirme. Hadi bakalım. El Fatiha.